Merhaba arkadaşlar. Dede Oyuncak olarak sizler için üretmiş olduğumuz Niloya çiftlik hamur setini sizlere tanıtmak istiyorum. 3 boyutlu kartonu ile birlikte 4 adet hamur bulunuyor. Kurulum rehberi ile birlikte figür kartonlarını görüyoruz. Burada kalıpları, şırıngası, saplı merdanesi ve bıçaklarını görüyoruz. Biz de sevimli hayvanlarımızla kendi çiftliğimizi oluşturacağız. Kutumun arkasını çeviriyorum. Burada kendi çiftliğini oluşturmuş miniğimizi görüyoruz. Şimdi biz de başlıyoruz. Kutumu açıyorum. 3 boyutlu kartonumuz. Kurulum rehberimiz. İlk sayfamda Niloya ve Tospik. Arka sayfamda Mete, Murat ve bir de keçimiz var. Bunlar da figür kartonlarımız. Bir adet yeşil, kırmızı, mavi ve sarı hamurumuz bulunmaktadır. Bir adet koyun, köpek, ördek, inek, çit, ağaç, traktör ve çiftçi olarak 8 adet kalıbımız bulunmaktadır. Bıçaklarımız, saplı merdanemiz ve son olarak şırıngamız. Ürünlerimiz sağlığa zararsız maddelerden yapılmaktadır. Şimdi kalıplarımı kullanarak çiftliğimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle ineğim için hazırlamış olduğum hamurumla başlıyorum. Elimde biraz yuvarlıyorum. Ve parmaklarımla baskı uygulayarak açılmasını sağlıyorum. Saplı merdanemden yardımımı alıyorum. Şimdi kalıbımı bastım. Fazlalıklarımı alıyorum. İneğimi kalıptan çıkardım. Biraz elimle, biraz bıçaklarım yardımıyla düzeltmelerimi yapıyorum. Sıra ineğimin desenlerinde. Hamurumdan aldığım küçük parçaları aralıklı olarak yerleştiriyorum. Ve bıçaklarımla gördüğünüz gibi dağılımını yapıyorum. Gözlerini yapmak için beyaz hamurumdan aldığım küçük parçalarımı yerleştiriyorum. Ve ineğimiz hazır. Onu çiftliğime yerleştirdim. Sıra traktörde. Mavi hamurumu alarak hemen başladım. Aynı sırayı takip ediyorum. Merdanemle açmış olduğum hamuruma kalıbımı basıyorum. Fazlalıklarımı aldım. Düzeltmelerimle devam ediyorum. Kahverengi hamurumla traktörüme tekerlek yapıyorum. Yuvarlak hale getirdiğim hamurlarımı teker çizgilerine yerleştiriyorum.
bıçaklarım yardımıyla tekerlerimin orta kısımlarına çizikler oluşturuyorum. Kırmızı hamurumla da traktörümün çamurluğunu yapıyorum. Ve traktörüm de hazır. Ben kendi çiftliğimi oluşturdum. Siz de benim yaptıklarımı takip ederek kendi çiftliğinizi oluşturabilirsiniz. Sıra geldi figürlerimize. Öncelikle bu Nilo'nun gövdesi, bacakları, ayakları ve omuzları. Kafası ve kolları burada. Şimdi Nilo'yumu oluşturmaya başlıyorum. Omuzlarını yerleştirdim. Elbisemin askılarını hazırlıyorum. Askılarımı gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Bacaklarını ve ayaklarını evlerimizde bulunan kürdanlar yardımıyla sabitliyorum. Hemen arkasından kurulum rehberini takip ederek kafasını ve kollarını takıyorum. Şimdi Nilo'yumun çiçeklerini yapmaya başlıyorum. Son olarak düğmesini takıyorum. Nilo'yum hazır. Şimdi sıra Nilo'nun sevimli arkadaşı Tospik'te. Bu gövdesi. Bunlar ayakları. Yine aynı şekilde kurulum rehberimi takip ederek Tospik'imi oluşturuyorum. Tospik hazır. Ben Nilo'ya ve Tospik'imi oluşturdum. Sizler de kurulum rehberimizi takip ederek diğer figürleri oluşturabilirsiniz. Yeni bir setimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.